Benim gelmem sonra olacaksa şimdi. Yok, niye olsun? Ne bileyim, ciddi bir durum sonuçta. Bir de şey diyecektim. Ya istersen benim babam da kalp cerrahı sonuçta. Ya bir bakalım önce şimdi. Kime gittiler, ne yaptılar hiç bilmiyorum. Anacığım. Ağlama ne olur, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Oğlum, kurban olurum ben sana. Ha Seda, gelsene. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hani okuldan arkadaşım, birlikte geldik. Hoş geldiniz. Oğlum içeride mi? İçeride. Ha, ben bir gireyim mi? Gir gir, çok sevinir seni gördüğüne. Baba. Oğlum. Efe kadın, efe kadın. Haber verme şu çocuğa diyorum. Yani çağırmayalım diyorum. Dersi vardır, sınavları vardır diyorum. Ya olur mu öyle şey baba? Gel buraya. Ne bileyim. Yani sınavlarım vardır, derslerim vardır. Kafamı çevirmeye gelmiyor. Hemen arkamdan bin tane koyun kazıyor bana. İyi gördüm seni, iyi. Hadi oradan. Neremi iyi gördüm? Hı? Yarın zaten kesip biçecekler beni, haberin var mı? Yarın mı? Ciddi mi? Yani güya çok acilmiş, bekleyemezmiş. Ya bugün doktor geldi, anlattı 10 saat. Ya onu şuradan oraya alacakmış da, bunu buraya yapıştıracakmış da. Böyle acayip acayip bir sürü terimler işte, ne bileyim, konuşup duruyor. Ya başka bir doktora görünse miydik acaba baba? 2 tane profesör gördü oğlum. Daha ne? Başka kime görüneceğim? İkisi de bypass dedi. Vardır herhalde bir bildikleri. Yoksa da yandık zaten. sen anlat bakalım. Nasıl gidiyor okul? Ha? Neler yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Vallahi yok bir değişiklik baba, bildiğin gibi. Yok mu? Ya baba yok. Çok tatlılar. Annenle baba. Öyledirler. Ya babam daha matrak adamdır da şimdi bakma morali bozuk. Yoksa ne fıkralar ne şakalar yani. Ne güzel ya. Çok şanslısın. Ya bizim bütün aile böyle. Teyzemler, dayımlar, öbür tarafta amcamlar. Sen de onlara çekmişsin o zaman. Bak Yunus. Gergin olduğunu biliyorum. Ama şöyle düşün. Her gün kaç tane yapıyorlar bu ameliyattan? Ya babamdan biliyorum. Hem önemli olan ameliyattan sonrası. Yani bu toparlanma süreci. Onun yanında olacaksınız, destek olacaksınız, motive edeceksiniz. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek. İnşallah. Tekrar çok geçmiş olsun efendim. Sağ ol kızım. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Oğlum. Kızın yanında söylemedim ama ciddi bir şey mi? Öyle değil anne, arkadaşız biz. He. Sen onu benim külahıma anlat. Kızı her baktığında hele yamıldığını görüyorum ama. Aman, duyacak kız. Aman. He, bizim oğlan kıza aşık, kız oralı değil. Ya anne, hadi siz yatın ya. Yarın görüşürüz. Oğlum. Senin anahtarın yoktur şimdi. Bize gidin, orada kalırsınız. Teyzenler de evde, annemin haberi var dersin, tamam? Ya gerek yok ya, şimdi bir ton laf olur. Aa, kim laf edecek? Kıza yatak açarsınız, rahat rahat uyursunuz oğlum, tamam mı? Hadi. İyi, sorarım anne. Ama şimdi otelde kalayım falan derse bir şey diyemem. Tamam. Hadi.
Allah için güzel kız. Seda. Ya ben seni havaalanına bırakayım mı? Niye? Ya ne bileyim, benim içime sinmeyecek. O kadar yol geldin, yoruldun. Bütün gün hastanedeydin. Rahatsız mı ettim? Ya hayır, hiç alakası yok. Ne rahatsızlığı? Vallahi bu kadar bile hani çok özeldi benim için. Ama ben senin için diyorum. Şimdi ben mecburen bir iki gün daha buradayım. Hani bizimkileri bırakıp gelemem. Hani... Git diyorsun yani. Ya ben senin için diyorum. Yoksa benim hiçbir şikayetim yok. Vallahi bizimkilerin de yok. Öyle mi? Ya annem evin anahtarını veriyor gidip bizim evde kalın diye. E hadi o zaman. Nasıl ya? Bizim ev Manisa'da biliyorsun değil mi? Evet. Yani otobüse bineceğiz Bornova'dan. Daha 45 dakikalık yolumuz var. Benim için sakıncası yok.